Evet sevgili izleyiciler, ilk haberimiz Sağlık Bakanı ile alakalıydı. Edirne Milletvekilimiz, Sağlık Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Müezzinoğlu canlı yayında konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diyorum. Çok Teşekkür yoğun bir ederim. tempoda Evet. çalışıyorsunuz. Yaklaşık bir haftayı aşkın bir süredir de Edirne'desiniz. Nasıl görüyorsunuz seçim çalışması? Böyle küçük minik bir değerlendirme alalım, sonrasında birkaç Ya sorum var size. genelde bir defa iyi tarafı son derece medeni bir seçim çalışması ortamı var. Her siyasi parti kendi çalışmalarını saygın bir şekilde devam ettiriyor. Olabildiğince vatandaşla iyi iletişim kurmaya çalışıyor. Biz de diyoruz ki 30 Mart akşamı Edirne kazansın, Edirne'nin geleceği kazansın. Bu sefer artık yeter Ahmet Hoca ile devam edelim diye bir çalışma yapıyoruz. İnşallah Ahmet Hocamız da 30 Mart akşamı Edirne kazanır, Edirne'nin geleceği kazanır. Peki AK Parti neyi vaat ediyor efendim? Yani niye seçsin Edirneli Ahmet Hoca'yı? Şimdi bakın AK Parti çok şey vaat ediyor. Bir defa AK Parti gelişme vaat ediyor, proje vaat ediyor, hizmet vaat ediyor, medeniyet vaat ediyor, gelecek vaat ediyor. Genç, çocuk, kadın, aile, yaşlı, emekli, şehir, şehrin kültürü, şehrin geleceği. Bütün bunlarda AK Parti dinamiklerinin çok farklı bir vizyonu olduğunu esasında Edirne'li hissediyor ve bir karar aşamasında. Bir defa Edirne'nin tarihi geçmişinden gelen kültürü var. Doğal zenginlikleri var, üniversitesi var, sağlıkla ilgili önemli bir merkez olma şansı var. Şehrin yerel dinamiklerinde bunu güçlü bir şekilde yakaladığı zaman Edirne esasında hani uçuşa hazır derler ya, uçuşa hazır bir şehir. Bakın 10 yıldır muhalefette kaldı. Türkiye 10 yıldır AK Parti iktidarı ile gidiyor. 11 yılı da geçti. Türkiye'de çok şehirler bu 10 yılda önemli mesafeler kat etti ve çok farklı noktalara geldi. Şehir dinamikleriyle iktidar dinamikleri bütünleştiren bir kazanımı elde etmek. Yani, hani pozitif sinerji denir ya. Ben şimdi iktidar partisinin milletvekiliyim. 3 yılım neredeyse olacak. 3 yıldır Edirne yerel yönetim dinamikleriyle 2 defa katkı sağlamaya çalıştık. Bir işte çöplük alanı ile ilgili milli emlakten yer tahsisi. 2 yıl geçti, hiçbir şey olmadı. Halbuki bu yer tahsisi buranın projelerine karşılıksız destek ve uzun vadeli kredi sağlanabilir. Bütün bunlarda böyle bir derdi olan yerel yönetim dinamiği. Bak şimdi Edirne'de ne konuşuyor? İşte su sorunu var deniyor. Yani sular akmıyor, asbestli borular deniyor. Şimdi asbestli boruları CHP'li bir belediyenin çözme şansı var mı? Yok. Hamdi Bey'in var mı? Olsaydı zaten çözecekti. Hamdi yemiyordu Bey'in zaten. var mı? Yok. Şimdi bizim kanalizasyon sularımız Tunceye akıyor. Tunceye akan ve bir süre sonra İstanbul'da 20 yıl önce Haliç'in koktuğu gibi Tunca'nın koktuğu bir durum Edirne'nin medeniyet anlayışına yakışır mı? Bunu yine kim çözecek? Belediye çözecek. Hangi dinamiklerle? Proje ve projeyi alacağı iktidar desteğiyle. Bütün bunlarda o dinamiği olmayınca Edirne kaybediyor. Belki tabela kazanıyor. İşte CHP tabelası kazanıyor veya şu partinin tabelası kazanıyor. Önemli olan tabelaların kazanması değil. Önemli olan şehrin, şehirlinin, Edirne ve Edirnelinin kazanması. O nedenle AK Parti Edirne için AK Belediyecilik çok şey vaat ediyor. Çocuklara, gençlere, ailelere, kadınlara. Şimdi bakıyorum yani doğru dürüst bir tane park alanı var Rizkeli. Orası bile yaz aylarında kokudan geçilmiyor. Şimdi burada bizim çocuklarımız bu sokaklarda büyüyor, gençler bu sokaklarda büyüyor. Spor alanları, yeşil alanlar, spor merkezleri, kapalı yüzme havuzları. Bakınız ben İstanbul'da bir ilçede bir defada belediyenin yaptığı 10 tane kapalı yüzme havuzunun açılışını tek bir defada yaptık. Bir ilçede. Şimdi Edirne'de bu anlamda belediye yok. Türkiye'nin neredeyse en ufak illeri arasında Edirne. En küçük illeri arasında 150 bin nüfusuyla ama ulaşımının en pahalı olduğu il. Şimdi bu çok çelişkili bir durum. Türkiye ulaşımı en pahalı olan Türkiye'de 3. il Edirne. Şimdi Maalesef bunu doğru. Edirneli hak ediyor mu? Buna rağmen ulaşım rahat mı? Otopark sorunu Değil. çözülmüş Değil mü? henüz. Trafik sorunu çözülmüş mü?
Ubacığım, yani şu caddeden 3 tane dalçık yapsanız trafik hiç takılmadan akacak. Ama 3 tane dalçıkı yapan bir anlayış yok, bir dert yok, bir projelendirme anlayışı yok. O nedenle Edirne ki bir fırsat yakaladı. Daha önce hep vatandaşla gezerken şu cümleyi duyuyor. Ya işte Sayın Unakıtan Bakan'ın kıymetini bilemedik. Evet. Şimdi postacı kapıyı iki defa çalar. İkinci bir fırsat geldi. İktidar partisi var. İktidar partisinden milletvekili var. İktidar partisinden bakan var. Bir de başkanın yanına koyduğu zaman işte o başkan, bakan da diyor ki 3 yıldır ya vizyon ile Edirne. Sağlık turizminin merkezi, kültür turizminin merkezi, eğitim turizminin merkezi, spor turizminin vizyon ile. Bu Balkanların ve bölgenin merkezi o. Ama burada bir yerel yönetim vizyonu olmadan bunları başarabilmek eğreti bir duruş oluyor. Modern hastaneyi yapıyoruz. Etrafı Karaağaç Köprüsü'nü yapıyoruz. Etrafı yine ona hakeza. Ona ait değil. Dolayısıyla bir şehrin suyu sağlıklı akmıyorsa, işte bugün hafif bir yağmur yağdı. Ben sabah 8-8.30 gibi haldeydim. Ya halde yürünecek hal yok. Her taraf akıyor. Şimdi böyle bir şehrin medeni olması mümkün mü? Evet. Peki AK Parti teşkilatı özellikle yerelde Edirne'de seçim çalışmasını şöyle yürüdü. En azından biz öyle gördük. Birebir iletişimle yürüyor seçim çalışması. Daha çok kitlesel iletişim araçlarını kullanmadan ziyade birebir iletişime geçerek seçim çalışması yürütüyor. Özel bir sebebi var mı senin? Özel sebebi şu. Biz zaten AK Parti olarak ben İstanbul'da il başkanlığı yaptım 5 yıl. Bakın medya önemli, iletişim araçları önemli. Ama bu şeydir, rahatlığın, rahat etmenin. Ya kolay işte gelelim televizyona, çıkalım konuşalım. Oradan gidelim filan gazeteye, reklamımızı verelim, ilanımızı verelim. İstanbul'da 1.140.000 kapıyı ben AK Parti teşkilatlarıyla çalmış ve orada şunu sorduk. Gençlerle ilgili bir projemiz vardı. Gençler buluşuyor, geleceği konuşuyor diye. 750 bin gencin isimlerini annelerinden, babalarından kapılarında. Halbuki ben onu seçmen listelerden alabilirdim, muhtarlıklardan alabilirdim, nüfus evet. müdürlüğünden alabilirdim. Mesele o değil. Mesele vatandaşla sıcak iletişim kurmak. Ve o sıcak iletişimle, bak Edirne'de 45 bin kapı çaldı AK Parti teşkilatları. Bu nedir? Seninle merhaba diyorum. Bir, hatırını soruyorum. İki, talebini dinlemek istiyorum. Önerini, eleştirini, şikayetini buralardan yakalıyorsunuz nabzı. Yoksa uzaktan kumandayla şimdi hastanın nabzını tutabilir misin? Tutamaz. Kalbini dinleyebilir misin? Aynen. Dinleyemez. Ama reklamlara bol bol işte şu dersin, bu dersin kandırır gibi. Halbuki burada evet ona karşı mısınız? Değilim. Ama işi onun üzerinden götürmeyi çok doğru bulmuyorum. Benim de mesela her Edirne'ye gelişim. Bazen bir esnafa gidiyorum. Bazen çat kapı bir hastaya gidiyorum. Mesela her ilde en az gittiğimde bir saati çat kapı hasta ziyaretlerine ayırırım. Ondan vali beyin haberi olmaz. Ondan il sağlık müdürümün haberi olmaz. Son bir ayda taburcu olanların listesini alırım. Bir tane doğum yapan, bir tane yoğun bakımdan çıkan, bir tane ameliyat olan. O evdedir. Benim hastanede o vatandaşın yakaladığı bir sorun, bir öneri, bir teklif, bir sıkıntıyı çözme. Ve ben o şekilde çok sıkıntıların bizim müdürlerimizle yaptığımız toplantılarda yakalayamadığımız sorunları ben o şekilde evlerde yakalıyorum. O nedenle siyasetçinin en büyük başarısı tamamen birebir iletişimdir. Sayın Başbakanımız adam adama markaj dedi. Evet. Ve Edirne'de soruyorum Cumhuriyet Halk Partisi veya Milliyetçi Hareket Partisi. 45 bin kapı gezebilme şansları yok. Ya ama biz gezdik. Zaten bu herhalde kapı kapı gezme olayı sizin teşkilatınızla başladı. Tabii. Bu niye? Bu insana, biz bu işe değer veriyoruz, insanımıza değer veriyoruz. Edirne'nin geleceği onların önerileriyle şekillenecek. Onların bazen şikayetleri, bazen sistemleri, bazen bizi eleştirmeleri bize de yön veriyor. Eleştiriyor. Bugün ben yaklaşık 250 civarında esnaf ziyareti yaptım. Esnafın bir tanesi dedi ki benim AK Parti ile işim yok. Olabilir. Ama biz ikimiz bu bölgenin insanıyız. Birbirimizle işimiz var dedim. Doğru söylüyorsun. Birbirimizi değer vermeye. Gel ikimiz
Mehmet Mezunoğlu ve Hüseyin Özcan olarak konuşalım. Ve oturduk konuştuk, bir çay içtik. Particilik her zaman bizi aynı noktada buluşturmayabilir. Ama bu bölgenin insanının, bu bölgenin ortak değerleri adına aynı noktada buluşma şansımız çok fazla. Birebir iletişimde sizin iyi olduğunuz doğru ve teşkilatınızın da özellikle olduğu doğru. Çünkü biz sizi takip ederken birçok noktada hani başka bir X partilinin olduğunu, üyesi olduğunu ya da belki bir yönetimde olduğunu biliyoruz ama sizde çok sıkı ve çok sıcak iletişim oluyor herhalde bundan kaynaklı. O samimiyetten ben mesela dün Uzunköprü'de, bugün Edirne'de Cumhuriyet Halk Partisi rozeti olan çok kardeşimizle, hemşerimizle, bakanım senden çok şey bekliyoruz, bakanım seni seviyoruz. Bu budur. Siyaset ayrıştıran değil, siyaset çatıştıran değil. Siyaset daha iyi, daha güzeli, daha vizyoneri yakalama alanlarıdır. Ne yazık ki ülkemizde birazcık siyaset iftira atan, dedikodu yapan, ayrıştıran, kötüleyen, belden aşağı vuran. Hayır, ben bu siyasetin ülkeye de, partiye de, siyasetçiye de bir şey kazandırmadığı kanaatindeyim. Bu birebir iletişimle çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Biz Bayrampaşa'da öğrenci evindeyken kapımızı çaldılar. Sene kaçtı bilmiyorum ama yani bundan önceydi, siz daha milletvekili seçilmemiştiniz efendim. Muhtemel ki o zaman il başkanıydınız. Şöyle bir cümlesi vardı. Bir karanfil, bir hanımefendi gelmişti kapımıza. Bir karanfil ve elinde bir yazı. Siz olmadan bir kişi eksiz diye. Böyle güzel bir halkla ilişkiler çalışması vardı. Halen benim aklımda durur mesela. Yani. Peki, onun için bizim burada siyaset insan için, millet için, şehir için yapılıyor. İnsanı hissetmeden hizmeti şekillendiremezsiniz. Doğru. Peki yaklaşık bir haftadır buradasınız. Belki de bir haftayı geçti. Geçti. Daha iyi. Kopmaya buradayız. Yani evimiz burada. Yani sizi çok sık görüyoruz zaten. Evet. Ama peki, ama bazı ilk 3 yıl önce de şunu diyorlardı. Seçilecek, milletvekili olacak, bir daha gelmeyecek diyorlardı. Evet, o zaman diyorlardı. Burada, o zaman işte böyle işte bu dedikodu yapanlara şimdi buradan mesaj gönderiyorum. O zaman da demiştim. Evet. O iki arkadaştan daha çok geleceğim. Kim çetele tutarsa tutsun. Ama o ilk arkadaştan bir işim vazgeçti. Belediye başkanı adayı olmak istiyor. Seçim öncesinde evet bu konuyu işlemiştik. Size özellikle bu konudan yükleniyorlardı. Evet. Peki şöyle bir soru soralım size. Yaklaşık bir haftadır buradasınız. Yani hayatınız siyasetle geçti diyelim. Büyük bir bölümü özellikle. Nasıl görüyorsunuz adayınızın şansını? Nasıl kokluyorsunuz? Şimdi iki farklı şey görüyorum. Birincisi Edirne bir değişimi arzu ediyor. Bir dönüşümü arzu ediyor. AK Parti ve AK Belediyeciliği ya milletvekilimiz var, bakanımız var, bu fırsatı kaçırmamalıyız diyen bir kitle var. Ve bu dönemde bu dinamikleri bir denemekte yarar gören, böyle bir niyeti var ama karara dönüştürmemiş. Yani ya bir denemek istiyorum diyor ama deneyeceğim kararlılığını son günlerde daha yoğun, özellikle Sayın Başbakanımızın mitinginden sonra biraz daha kararlı gördüm. Ki Başbakanımız da mitingde Edirne ile ilgili çok önemli bizim daha peşinde koştuğumuz projelere arkasında duracağını söyledi. Bu Edirne için bir kazanım. İkincisi, partisinden vazgeçmek istemiyor. Onu görüyorum. Yani bir neticede Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi veya Hamdi Bey gibi partisinden vazgeçmek istemiyor. O zaman da ya diyor partimde duracağım ama başkanı da size vereceğim diyor. Böyle bir şey. Yani başkanlıkta AK Partili, özellikle tabii Ahmet Hoca'nın da, bizim Profesör Ahmet Günşen Hoca'mızın da gerçekten tam böyle Trakya'nın fıtratı olan bir hocamız. Hem vizyonu var hem de mütevazi, çalışkan, sempatik, proje üretebilen, her kesimle iletişim kurabilen, particilik kalıbı olmayan, yani her insanı kucaklayabilen bir yapısı var. O nedenle partimde farklı oy kullanacağım ama başkanlıkta farklı oy kullanacağım diyen, böyle 10 kişiyle iletişim kurduğumda 3'ü 4'ü bu cümleyi söylüyor. Buradan da yine farklı bir beklentisini veya Edirne adına bir şeyin kararının olduğunu görüyorum. Belki de şu, partim kaybetmesin ama Edirne de kazansın diyor. Yani partisinin kaybetmeyeceği, Edirne'nin kazanacağı formülü büyük oranda bir grup seçme şekillendirmiş. Peki yani bu sözünüzden yakın olduğunu tabii çıkarabiliriz. Tabii. Hayır, mesela belki belediye meclisinde, belki il genel meclisinde partisine verecek.
orada partisine karşı bir kazanmak için yapıyorum. Kazanmak için. Tabii tabii. Ben şu anda Ahmet Hoca'nın 2-3 puan gibi bir farkla önde olduğu kanaatindeyim. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Katıldığınız için. Ben tabii bütün temennimiz, derdimiz Edirne kazansın, Edirne'nin geleceği kazansın. Edirne eline geçen fırsatları iyi değerlendirsin. O fırsatları kazanımı, tabela kazanımına değil, toplum kazanımına, şehir kazanımına ve gelecek kazanımı olsun diyorum. ETV aracılığıyla Edirnelilerimize, Trakyalı hemşehrilerime sağlıklı gelecekler diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim tekrardan. Evet sevgili izleyiciler, Edirne Televizyonu'ndaki ana haber bülteni sıradaki haberle devam ediyor.